Savunma Sanayi Başkanlığı liderliğinde yürütülen Akıncı projesi kapsamında, Baykar'ın milli ve özgün olarak geliştirdiği Bayraktar Akıncı TİHA, Kuzgun SS ile test atışı gerçekleştirdi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Bayraktar Akıncı TİHA'nın Kuzgun SS ile yaptığı atışa ilişkin görüntüleri paylaştı. Bayraktar paylaşımına tam isabet notunu düştü. Baykar tarafından 11 ülkeyle ihracat sözleşmesi imzalanan Bayraktar Akıncı, dünyanın birçok farklı noktasında etkin bir şekilde görev yapmaya devam ediyor. Bayraktar Akıncı TİHA, 19 Mayıs 2024'te İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin düşmesinin ardından yürütülen arama-kurtarma çalışmalarında kritik bir rol oynadı. Türkiye'den havalanarak kısa sürede kaza bölgesine ulaşan Bayraktar Akıncı, yoğun sis, sert rüzgar ve dağlık araziye rağmen görevini kesintisiz sürdürerek enkazı tespit edebilmek için 300 fit alçak irtifaya kadar indi. Gece görüş kabiliyeti ve gelişmiş sensörleri sayesinde helikopter enkazının yerini belirleyerek İran makamlarına koordinatları iletti. Görevini başarıyla tamamlayan Bayraktar Akıncı'nın bu kritik operasyonu, tüm dünyada yüz binlerce kişi tarafından anlık olarak canlı takip edildi ve büyük yankı uyandırdı. Milli TİHA havacılık tarihinde ilk defa gerçekleştirilen uçuşlarda yer aldı. Bayraktar Akıncı ve Bayraktar Kızıl Elma'nın ilk kez 24 Nisan 2023'te Çorlu'da yapılan testte gerçekleştirdiği ve dünya havacılık tarihinde bir ilk olan yakın kol uçuşunun ardından Teknofest 2023'te ise yeni bir ilke imza attı. İstanbul semalarında taarruzi insansız hava aracı Akıncı ile insansız savaş uçağı Kızıl Elma aynı uçuşu birçok kez halka açık olarak icra etti. 2022'de yapılan Teknofest Azerbaycan'da Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın da kokpitinde olduğu MiG-29 savaş jeti ile kol uçuşu icra eden Bayraktar Akıncı, yine Teknofest'te Solo Türk, Hürkuş ve Türk Yıldızları akrobasi timi ile kol uçuşları gerçekleştirdi. 22 Mayıs 2024'te Çorlu'dan Keşan'a intikal uçuşu gerçekleştiren Bayraktar TB3 ile Bayraktar Akıncı kol uçuşu icra etti. Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen iki Bayraktar Akıncı taarruzi insansız hava aracı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 50. yıl kutlamaları kapsamında tarihi bir uçuş gerçekleştirdi. Tekirdağ'daki Akıncı Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nden havalanan TİHA'lar, yaklaşık 3 saatlik uçuş süresince 1022 km mesafe kat ederek Geçitkale Havalimanı'na başarıyla iniş yaptı. Ortalama 29 bin fit irtifada seyreden milli TİHA'lar, kutlama programında selamlama geçişi ve kol uçuşu yaparak gökyüzünde unutulmaz bir gösteriye imza attı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdiği 29 Ağustos 2021 tarihinden beri operasyonel olarak başarıyla görev yapan Bayraktar Akıncı TİHA Milli Havacılık tarihimizin irtifa rekorunu da elinde bulunduruyor. Milli TİHA Bayraktar Akıncı, 21 Haziran 2022 tarihinde Savunma Sanayi Başkanlığı ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı heyetleri huzurunda gerçekleştirilen dayanım, yüksek irtifa ve yüksek hız testleri kapsamında 45.118 fit irtifaya yükselerek rekor kırdı. Bayraktar Akıncı TİHA, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin hemen ardından zorlu hava şartlarında uçarak arama-kurtarma, koordinasyon, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarında görev yaptı. Depremin hemen ardından uçan tek hava aracı olan Milli TİHA Akıncılardan 9'u deprem sonrası yürütülen faaliyetlerde sürekli uçuşlar gerçekleştirerek etkin olarak görev aldı. Bayraktar Akıncı TİHA'ya milli olarak üretilen mühimmatların entegrasyon süreci başarıyla devam ediyor. Bugüne kadar Milli TİHA'nın geliştirme faaliyetleri kapsamında MAM-L, MAM-L TV, MAM-T, MAM-T IIR TV, MAM-C, TOLUN, TOLUN IIR, TEBER 81, TEBER 82, Laçin 82 LGK 81, LGK 82, HGK 82, Gökçe Güdüm Kiti, Gözde Güdüm Kiti, KGK 82, SİHA, İHA 230 süpersonik füze, TV arayıcı ve lazer arayıcı başlıklı İHA 122 süpersonik füze ve Çakır seyir füzesi başarıyla test edildi. Bayraktar Akıncı, atış testleri kapsamında milli mühimmatlar ile hedefini tam isabetle vurdu. Etkin taarruz gücünü, farklı hedeflere karşı kullanılabilen geniş yelpazedeki milli mühimmatlardan alan Bayraktar Akıncı, etkinliğini ve caydırıcılığını gün geçtikçe artırıyor.
18 Temmuz 2023'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın huzurunda Baykar ile Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmayı Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ve Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid Bin Hüseyin El Bayari imzaladı. Bu kapsamda Bayraktar Akıncı TİHA'lar, Suudi Arabistan Krallığı Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine giriyor. Bu anlaşma neticesinde Türkiye'nin tek seferde yapılan en büyük havacılık ihracatı gerçekleşti. Ayrıca 12 Şubat 2025 tarihinde Endonezya ile Bayraktar TB3 ve Bayraktar Akıncı ihracatına yönelik ortak üretim anlaşması imzalandı. İhracatın şampiyonları ödülü alan Baykar, 2021, 2022 ve 2023 yıllarında Savunma Sanayi Başkanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. Önceki yıl sektör ihracatının 1/3'ünü tek başına yapan Baykar, 2024'te de savunma ve havacılık sektörünün toplam ihracatının 1/4'ünü tek başına gerçekleştirerek, Türkiye'yi küresel SİHA ihracat pazarında lider konuma taşıdı. Dünyanın en büyük insansız hava aracı şirketi olan Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 34 ülkeyle, Bayraktar Akıncı TİHA için ise şimdiye kadar 11 ülkeyle olmak üzere toplam 36 ülkeyle ihracat anlaşması imzalandı. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.